Evet, yine devam ediyorum soruyu arkadaşlarım. ABC dik üçgeninde demiş. Evet, açıyı vermiş galiba. Bir de BC uzunluğunu 9 vermiş. BC uzunluğu 9. Tanjantı vermiş. Tanjant 3 bölü ney? 9. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Bakıyorum karşısı 9. Ama burası karşısı 3. Hemen şöyle bir genişletelim 2 ile arkadaşlarım. Hatta 3 ile genişletelim. 9'a 12. Demek ki karşısı 9'sa komşusu kaç olacaktır? 12 olacaktır. Oran orantıdan da yapabilirdik. 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı da değerli arkadaşlarım 15 olacaktır. Çevreyi istemiş 27'den 36 çevreyi rahat bir şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum yolumuza, haydi bakalım. Evet güzel insanlar, sıradaki sorumuza bakalım şimdi. Yine buradaki açıda bakın, tamam burası 90 derece eyvallah ama tanımlı değil, doğru mu? Bunu ne yapmamız lazım, taşımamız lazım, şöyle yapalım. Burası x'e, hatta bakın şunla şu paralel birbirine aynı hizada arkadaşlarım. Yöndeş x'e buraya x diyebilirim ama hala tanımlı değil. Hala tanımlı değil. Arkadaşlarım burası buraya da paralel olduğu için bakın bir z harfi var. Şuraya taşıyabiliriz veya olduğu yerde şekli şöyle tamamlayabilirdik de aynı şeydi. Tamam mı? Hatta yine tamamlayacağım. Evet aynı şey olacak. Tamamlayacağız arkadaşlar. Bir şekilde dörtgeni tamamlayacağız. Neden? X şu koca kafalı üçgende belirgin olsun. Şurası birim karedir büyük ihtimalle. Evet özdeş eş kare, birim kare aynı şey. Şuralarda birer birimdir arkadaşlarım. Devam edelim. Sinüs istiyorum. Burası 2 birim. Dikkat burası 2 birim. Burası da güzel insanlar 3 birim. 3 kere 3 9, 2 kere 2 4 13 yaptı. Şurası kök altında 13 yazarsam eğer sinüs değeri elimi koyuyorum. Karşı 2 hipotenüs ney? Kök 13 genelde. Bu şekilde irrasyonel payda kalmaz ama çıkmış sorulara bakarsak kaldığı da oluyor arkadaşlarım. ÖSYM sormuş bu şekilde. Evet soruyu çözmüş olduk güzel insanlar. Evet şekilde O merkezli yarım çember. Arkadaşlar çemberde genelde trigonometride kullanılıyor. 90 derecelik bize sağlayan şeyler, mesela diyelim ki şu şekilde bir teğet görürsek affetmiyoruz. Hemen merkezden 90'ı indiriyoruz. Genelde de kullanılıyor arkadaşlarım. Çapı gören çevre açı biliyorsunuz ki 180'in yarısından kaç derece? 90, yani 90'lık oluşacak bir şey bulmamız gerekiyor. Burada da çapı gören bir açı var. Yani hani tamamlarsak, hatırlarsanız tamamlarsak arkadaşlarım. Burası 180, ekvator çizgisi ya, yarı yarıya bölüyor. 180'in yarısı 90 olduğunu söyleyebiliriz. Soru bitti bence. Sinüs değerini yazacağım. Direkt yazabilirim. Karşısı 7 ise hipotenüs arkadaşlarım 25. En sevilmeyen üçgenlerimizden, özel üçgenlerimizden 7, 24, 25'i yazdım. Kotanjans elimi koyuyorum. Komşu bölü karşı arkadaşlarım 24 bölü 7. Sadeleşmediği için de doğru cevabımız bu şekilde kalacaktır. Güzel insanlar. Devam edelim bakalım. Evet sıradaki sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın boş bir ikizkenar üçgen var. Boş. Kendi bir şey indirmemiş. Boş ikizkenar varsa gönül rahatlıkla dikme indireceğim. Nereden? Parmaklarımı koyuyorum. Hareket ettiriyorum. Bakın bir noktaya geldim. Hareket ettirsem iki tane açılar eşit. Tamam eyvallah. Tekrar hareket ettirsem bakın ortak noktadan aşağıya karpuz gibi ikiye bölüyorum bunu bakın. Hepsi ikiye bölündü. Açıortay. Yani bir sürü özellik var. İkizkenar, açıortay, kenarortay, 90 açıların eş oldu. 4-5 tane var. Bunlardan hepsi aynı anda kullanılması çok zordur arkadaşlarım. Açı sorusu açı kullanılır. Kenar sorusu kenarlar kullanılır. Bakalım. BC 18 demiş. 9-9 böldüm. AB uzunluğunda 15 olursa hemen düşünüyorum. Sen kimsin? 5'in kaç katısın? 5'in kaç katısın? 3. 3'ün kaç katısın? 3. 4'ün 3 katı da 12'dir dersem sistem tamam. Ama bunu kullan, ama bunu kullan. Simetrik zaten aynı. Tanjansı elimi koyuyorum. Karşı bölü komşu yapacağım anacığım. Görüyorsunuz aslında tanjant değeri çok basit. Sinüs değeri çok basit arkadaşlarım. Yeter ki biz soruyu, değil mi? Futbolu, zemini futbola müsait duruma getirelim arkadaşlarım. Geri kalanın önemi yok. Pekala devam ediyorum yolumuza. Değerli arkadaşlarım yamukta ne yapacağız? Yamukta birkaç
değişik şekil var arkadaşlarım. Standart şekiller bunlar. Eğer ikizkenar yamuk gelirse ki zaten yamuk sorusunda da yapıyorduk biz. Ne yapıyorduk? Dikmeler buraya indirerek bir dik dörtgene bir de üçgene falan bölüyorduk. Bakalım. Paralellik verilmiş zaten ikizkenar yamuk. Yamuk olduğu için üst taraf alt tarafa. Bunları biliyorum. AD hani şöyle de okuyabilirsiniz. Yani yamuk olduğumu anladım. Paralelliğinden bir daha bakmayın. Eşitliği zaten görüyorum. AB'yi monte edeyim. 14. Efendim DC uzunluğum kaç? 4. Bunları da yazdıktan sonra alan verilmiş. Alan kaçmış? 108. Ben size şöyle hemen kaba taslak. Arkadaşlarım birden farklı alan buradan söyleyebiliriz ama şurasını H dersem yüksekliğim. Yükseklik çarpı alt tabanla üst tabanı topluyorum arkadaşlarım. 4 artı 14. 2'ye böleceğim. Neden? Çünkü 2 tane üçgen var. Bakın şu üçgen için yükseklik çarpı taban. Paralellik olduğu için şuradan da yükseklik aynı şekilde H olacak. Geniş açılı üçgen dışarıdan indirmişim aşımı. Değil mi? Çarpı 2. Kural oradan geliyor. Eşittir. 108 diyorum dostlarım. 18 burası. Güzel bir şekilde 9 yaptı. 9'u da bölersem yüksekliğim 12 geldi arkadaşlarım. Tamam ama soru bitmiyor tabii ki. İkizkenar yamukta arkadaşlarım kurallarımız, formüllerimiz şöyle çıkıyor. Bakın iyi dinleyin beni. Buradan dikmemi indirdim. Buradan dikmemi indirirsem burası A ise burası da A oluyor. Şuradaki açılarım eşit, açılarım karşısındaki haçlarım da eşit. Hipotenüsler de eşit olduğu için arkadaşlarım buralarda eşit çıkıyor. Bölmemiz gerekiyor, icap ediyor. Şimdi hemen şöyle başa dönelim. Şuradan da dikme indirirsem efendim 12 burası 4. Burası 14'tü. 4 çıkartırsam 10 paylaşırsam da 5 5 oldu. 5 12 13 üçgenlerim de olmuş oldu arkadaşlarım. Kosinüs istiyorum. Buraya koyalım elimizi. Komşu bölü hipotenüs vardı. Hala var. Doğru cevabım da Ceyhan olacaktır. Güzel insanlar. Tamam mı? Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlarım. Yine bir yamuğumuz var ama yamuk az önceki gibi ikizkenar yamuk değil arkadaşlarım. Doğru mu? Farklı. O zaman farklıysa biz ne yapacağız? Yamuğu üçgenlerden oluşmuştur. Yamuk üçgenlerden oluşmuştur. O zaman üçgenlere böleceğiz. Yani ne demek istiyorum? Mesela alacağım bunu veya bunu. Mesela bunu alıyorum arkadaşlarım. Şu uzunluğu alıyorum. Aynı şekilde paralelliğini bozmadan şuradan monteliyorum. Yani bunu öteliyorum aslında. Ne oluyor? Burası A ise A üssü oluyor. 5 birimse 5 birim olacak. Aynı şekilde olacak arkadaşlarım. Burası da efendim kaç kalacak? X ise yine aynı açılar. Yöndeştik. Burası X olacak. Buraya da 25 kalacak. Ne yapmış oldum? X'i ve Y'yi aynı üçgene attım. Ve X ile Y hakkında da bir şey söylüyor mu? Bakalım hiçbir şey söylememiş bize. Kosinüs değerini istemiş. Arkadaşlarım sinüs Y 4 bölü 5'miş arkadaşlarım. Yani 4 bölü 5 şöyle bakalım. 4 bölü 5 mesela burası 90 derece ise atıyorum olur mu olmaz mı? Tam bilmiyorum. Hiçbir bilgi yok. Ama burası 25 ya. 25 ya bakın. 5'in 5 katı karşısı da 4 demiş. 4'ün 5 katı 20 olursa şuradaki 15 ile devreye girip bakın 3'ün 5 5 katı 4'ün 5 katı 5'in de 5 katını sağlıyor. Hocam sağlıyorsa dik diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlarım. Pisagor sağlıyorsa tabii ki dik diyebiliriz. Değerli arkadaşlarım burası 90 derece ve benden kosinüs x istemiş. Komşu bölü ne yapacağım? Hipotenüs yapacağım. Yani 20 bölü 25 dersem ve 5'e de bölersem doğru cevabım Ceyhan olur. Sorumuzu da çözmüş olduk değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz bakalım diğer sorudan. Yukarıdaki şekilde AB ışını O merkezli birim çembere B noktasında teğetmiş. Teğet görürseniz trigonometride hemen merkezden arkadaşlarım teğetin değme noktasına dikmeler indirin. Alışın buna. Pekala AC uzunluğumuz 2 birim demiş. Olduğuna göre demiş arkadaşlarım. Tanjant X'i istiyor. Takdir edersiniz ki burası da yarı çap arkadaşlarım. Burası da ne olacaktır? Yarı çap olacaktır. Hemen söylemiş olduk. Tamam. Pekala. AC uzunluğumuzu sadece vermiş. 2 birim olarak başka da hiçbir şey vermemiş arkadaşlarım. Ne yapacağız? Tanjant hemen söyleyebilirim. Karşı bölü şurasıydı. Ve ben orasını da bilmiyorum. Doğru mu? Evet.
Arkadaşlar yolumuza devam edelim. Yukarıdaki şekilde AB ışını O merkezi birim çembere B noktasına teğettir demiş. AC2. Biz teğet görürsek, yani sadece trigonometri için değil arkadaşlarım. Teğet görürseniz dıgıdık 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 hemen dikmenizi indirin, merkezi birleştirin. Orası 90 derece olmak zorunda, importante. Hocam burası da yarıçap, burası da yarıçap. Başka bir şey yok, bir özellik yok. Vermemiş, vermiş aslında. Bir kelime nelere kadir? Bakın ne demiş? Birim çember demiş. Değerli arkadaşlarım, birim çember. Yani birim kare, birim çember. Ne demek arkadaşlarım? Bir birimlik olacak. Yani burası santimse bunlar da santim. Metre ise burası da metre olacak. Şekli bozmayacak, tamam? Burası 3, 3 kere 3, 9. Burası ne? 1, birim karesi 1. 9'dan 1 çıkardım, kök 8. Kök 8'i çok seviyoruz biz, değil mi? Şimdi bakalım tanjansa. Elimi koyuyorum. Karşısı 1. Efendim komşu 2 kök 2. Şıklara bakıyorum. Olmadı. Hemen bir kök 2 ile şöyle bir genişleteyim diyorum arkadaşlarım. Kök 2 bölü 4. Doğru cevabım Azana oldu.